Şair, benim de tanıdığım, çok sevdiğim, öğretmen olan bir dostum diyebilirim kendisinden bahsederken. Onun bir kitabından bahsetmiştik. Sevgili Aşk Eylül kitabından. Ve Eylül bitmeden Eylül'le tanışın sloganıyla bu kitapla kavuşabilirsiniz. Bu kitapla buluşabilirsiniz. Bir şiir kitabı. Ve kitabın ayrı bir önemi de var. Onu söylemekte fayda var. Kütüphaneler yaptırılacak kız çocukları için köy okullarında. Çok önemli bir proje aynı zamanda. Ekranda da fotoğrafı görüyorsunuz. Eylül bitmeden Eylül'le tanışın sloganıyla Sevgili Aşk Eylül kitabını alabilirsiniz. Ve bu kitapta çok güzel şiirler var. Öğretmen bir babanın kızına yazdığı şiirler var. Çok duygusal ve çok anlamlı şiirler. Misyonu da çok güzel. Ve gerçekten amacı da çok güzel. Dediğim gibi satışından kazanılan paranın bir kısmıyla da yetim çocuklarına yardım yapılacak, kız çocuklarına yardım yapılacak ve köy okullarında kütüphanelerde kurulacak. Her açıdan çok güzel. Özellikle küçük çocukları düşünen bir kitap, bir şiir kitabı. Zaten şiiri çok seviyoruz. Sevdirilmesini de istiyoruz. İşte böyle anlamlı, böyle güzel projelerde yer alacak olan kitapların var olması bizlerdeki o umut ışığının da İşte böyle insanlar da var diyerek yaşamasını sağlıyor. Ve o kitaptan bir şiir paylaşacağım sizlerle. Mehmet Gökçük'ün kitabı. Doğru söylüyorsun Ayşe. Bakın hemen tanıdı izleyicilerimizden bazıları. Çünkü daha önce de paylaşmıştık bu kitabı. Ben de çok sevdiğimi sürekli ifade etmiştim. Korkma başlıklı bir şiir. Mehmet Gökçük'ün kızına ithaf ettiği bir şiir. Ve gerçekten kaç yaşında olursanız olun, her okuduğunuzda kız çocuğu gibi hissedeceğiniz hanımlar için, erkeklerin de yine çocukluğunu hatırlayacağı bir şiir olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dünyada korkulacak o kadar çok şey olabiliyor ki bazen. Korkmamak, cesur olmak gerçekten çok önemli. O şiiri sizlerle paylaşalım. Korkma rüzgardan kızım. Olur. Mevsimler birbirine girer bazen. Aklı karışır insanın, fikri bulanır. Elleri üşür, kalbi daha çok. Ama sen üşümekten de korkma, yanmaktan da. Rüzgar lazım uçurtmalara, yelkenlilere. Gökkuşağı için yağmur lazım. Yani demem o ki kızım, kavuşmak için en sağlam adımlarla güneşe zorlu yollardan geçmek lazım. Ardında kalmadan yüreğinin ve önüne geçmeden kendinin. Aç kollarını hayata. Suyun üzerinde kalmak madem bütün mesele, o halde şikayetle zaman kaybetmek yerine umudunu ayaklandır gayretinle. Peşine düştüğün düşleri sımsıkı tut. Yüreğinin giz bahçelerinde diyor Mehmet Gökçük. Evet, çok güzel bir şiir. Daha niceleri var bu kitapta ve onları da okuyabilirsiniz. Ama esas önemli olan nokta şu, bir babanın kızına ithaf etmesi bence çok güzel. Çünkü çoğu baba hislerini böyle anlatmıyor kızlarına. Ve çoğu baba kızlarıyla araya mesafe koyabiliyor. Belki onun için çok üzülüyor, çok üzerine düşüyor, titriyor ama içinde yaşıyor bunları. O yüzden kız çocuğu anlayamıyor. Belki baba sevgisini bile göremiyor. Mehmet Gökçük'ün bu kadar güzel bir şekilde, bu kadar güzel bir cesaretle hem şiir yazması, bu şekilde kitap çıkarması ve kızına ithafen çıkardığında özellikle belirtmesi çok güzel diye düşünüyorum.